Herkese merhaba. Yeni dersimiz A edatı ile kullanılan bazı fiiller, yani sık kullanılan bazı fiillerden örnekler verdim burada. Onları açıklayacağım. Her fiil için birer örnek cümleyle e, bu dersi anlatacağım. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde A edatı ile ilgiliydi ve onun kullanım alanı ile de ilgiliydi. Dolayısıyla o dersi de çok iyi e, izleyin. Tekrar gerekirse izleyin. Bu dersi de not alarak gidin lütfen. Bütün derslerimi Defterinize yazarak notlar alarak çalışmanızı öneriyorum. E, faydalı bulursanız beğen yapmayı unutmayın, abone olmayı e, ve çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Twitter sayfamda da e, zaman zaman paylaşımlarda bulunuyorum, o sayfamda takip edebilirsiniz. Şimdi dersimize başlıyoruz. Şimdi, écrire a birine yazmak bakın, écrire a. J'avais écrit, j'avais écrit à une amie. Ki tan İspanya. Cümlenin anlamı şu. İspanya'da olan bir arkadaşıma yazmıştım. J'avais écrit plus que parfait. Bakın, écrire à quelqu'un. Écrire à une personne. Birine yazmak, mektup yazmak anlamında. Encourager à. Burada encourager quelqu'un demek birini cesaretlendirmek. Ama encourager à faire quelque chose. Burada örnekte gördüğünüz gibi mesela. J'encourage tout le monde à faire du sport encourager a birini bir şey yapmaya cesaretlendirmek yani bir şey yapmaya cesaretlendirmek anlamına geliyor a edatıyla kullandığımızda Jean Koch Toulmon herkese cesaretlendiriyorum. Bakın burada on encourager arasında bir edat yok, bir a edatı yok. Ama Toulmon'dan sonra a faire du sport dediğim zaman herkesi spor yapmaya yapmayı cesaretlendiriyorum, teşvik ediyorum anlamında. Enseigner a birilerine eğitim vermek, bir şeyler anlatmak, hani eğitim öğretimle ilgili. Le professeur enseigne à ses étudiants les mathématiques. Bakın, le professeur enseigne à ses étudiants. Yani öğretmen, yani profesör öğrencilerine matematiği anlatıyor. Matematik alanında eğitim veriyor anlamında. Enseigner a birilerine eğitim vermek faire attention à bir şeye dikkat etmek bu da o şekilde kullanıyor dans cette enquête bu ankette nous devons faire attention à tous les détails şimdi bir polisin ya da bir karakolda bir amirin ya da anketi yöneten bir müfettişin polis müfettişin konuştuğunu farz edelim dans cette enquête bu ankette nous devons faire attention à tous les détails bütün detaylara dikkat etmeliyiz diyor. Faire attention à. Bir şeye dikkat etmek. Forcer à'nın anlamı da bir şeyleri yapmaya zorlamak. Forcer à faire quelque chose. Kalıbı olarak ele alalım. Mes parents m'ont forcé à m'inscrire en gymnastique. Ailem beni jimnastiğe kaydolmama, yazılmama zorladılar. Anlamı var. Forcer à faire quelque chose. Forcer quelqu'un, birini zorlamak. Forcer quelqu'un à faire quelque chose dersek, a edatını getirdiğimiz zaman bir şeyi yapmaya zorlamak anlamına geliyor. Burada da o nedenle a edatını ekliyoruz. Mes parents m'ont forcé à m'inscrire en gymnastique. Bakın, s'inscrire, kayıt olmak. S'inscrire à, s'inscrire. Sans, şeklinde de kullanılıyor. Bir şeye kayıt olmak. İkinci sayfamıza geldik. Ezite a. Çekinmek, tereddüt etmek, bir şeyi yapmaya tereddüt etmek. Ezite a faire chose. Bir şeyi yapmaya tereddüt etmek. J'hésite à lui dire la vérité car il va se fâcher. Ona gerçeği söylemekten çekiniyorum, tereddüt ediyorum çünkü kızacak. Il va se fâcher, se fâcher kızmak. Il va se fâcher pü... futur proche. J'hésite à lui dire. Bakın, ona bir şey söylemeyi tereddüt ediyorum, çekiniyorum anlamında. Inciter à teşvik etmek. Bir şey yapmaya teşvik etmek. Inciter à faire quelque chose kalıp olarak düşünürsek. Il faut inciter les gangsters à rendre leurs armes. Gangsterlerin silahlarını bırakmaya teşvik etmek lazım diyor. Il faut inciter les gangsters à rendre. Bakın ayetinden sonra dikkat ederseniz bir fiil daha geliyor mastar halinde à rendre leurs Yani silahlarını bırakmalarına teşvik etmek lazım diyor. Inviter à davet etmek. Bir şeye davet etmek. Şimdi invite quelqu'un, birisini davet etmek. Invite une personne, bir kişiyi davet etmek. Ama a geldiğinde o kişiyi bir şeye davet etmek. Hervé invite ses amis à son anniversaire. Bakın, invite à son anniversaire. Kalıbı, Hervé arkadaşlarını doğum gününe davet etti. Invite quelqu'un à. Invite ses a yani bir in, yani insanları bir şeye davet etmek. jouer a bir şey oynamak. Avant on jouait beaucoup au volleyball. Burada tabi a o bunlar hepsi bakın o a'nın aslında bir türevi a artı birleşimi. Eskiden voleybol oynardık. jouer a quelque chose bir şey oynamak anlamında. apprendre a Mesela apprendre à travailler örneği var burada. Vous devez apprendre à travailler tout seul. Yalnız çalışmayı öğrenmelisiniz. Bakın apprendre à faire quelque chose yine. Apprendre à'dan sonra yine master halinde bir fiil gelmiş. O da travailler fiili çalışmak. Yalnız çalışmayı öğrenmelisiniz. Apprendre à. Arriver à o da bir şeyi başarmak, bir şeyi Je n'arrive pas à convaincre, je n'arrive pas à convaincre Pierre à propos de notre projet. Je n'arrive pas à convaincre, je me convaincre bir ikna etmek, ikna etme Je n'arrive pas à convaincre Pierre, Pierre et ikna etmeyi beceremiyorum, başaramıyorum anlam var burada. Arriver à faire quelque chose, arriver à convaincre dediğiniz zaman birini ikna etmeyi başarmak, becereme, becerebilmek. Je n'arrive pas à convaincre Pierre à propos de notre projet. Projemizle ilgili, projemiz hakkında Pierre'i ikna edemiyorum. ikna etmekte başarısızım. İkna etmeyi beceremiyorum, başaramıyorum anlamı var. Bu sayfada ise autorize a ile başlıyoruz. Je vous autorise à écouter de la musique mais seulement 5 minutes. Yani şöyle autorize a izin vermek. Şimdi autorize quelque chose, bir şeye izin vermek. Burada autorize à faire chose, yine bir şeyi yapmaya izin vermek. Je vous autorise à écouter de la musique. Size müzik dinlemenize izin veriyorum. Mais seulement 5 minutes. Yani sadece 5 dakika. Je vous autorise à écouter. A'dan sonra mastar halinde bir fiil geliyor. Dinlemeye izin veriyorum. Dinlemenize izin veriyorum anlamı. Chercher A bir şeyi araştırmak, bir şey yapmaya çalışmak, bir şeyi bulmaya çalışmak anlamında. Julie cherche à trouver une solution à ce problème. Julie bu probleme bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bakın, şerşe a trouver. Şerşe a fer quelque chose. Genel kalıp ama burada şerşe a'dan sonra dikkat ettiyseniz a edatından sonra hep mastar halinde bir fiil geliyor. Commencer a. Burada da bir şey yapmaya başarmak. Commencer a fer quelque chose. Yani bir şey yapmaya başarmak. Antoine a commencé a dire n'importe quoi. Antoine saçma sapan şeyler söylemeye başladı. Yani Antoine saçmalamaya başladı. Antoine saçma sapan gereksiz şeyler söylemeye başladı. Commencer à dire burada söylemeye başlamak. Contribuer à katkıda bulunmak. Grâce à votre nouveau projet yeni projeniz sayesinde vous avez contribué à la réussite économique de cette région. Yeni projeniz sayesinde bu bölgenin ekonomik başarısına, yani ekonomik kalkınmada diyebilirsiniz, ekonomik başarısına katkıda bulundunuz. Grâce à votre nouveau projet, yeni projenin sayesinde, vous avez contribué, bakın, à la réussite. Burada contribué, a artı isim gelmiş. Vous avez contribué à quelque chose. Burada nedir dedi? ekonomik. Yani ekonomik başarıya. Ekonomik başarıya katkıda bulundunuz. Demande a. Burada da birinden bir şey istemek. Bunu zaten biliyorsunuz. Çok kullanılan bir fiil. Le juge a demandé au témoin de parler. Hakim. Mahkeme salonunda yani hakim. Şahit de konuşmasını istedi. Şahit'in konuşmasını istedi. Şahitten tanıktan bir şey söylemesini yani konuşmasını talep etti. A demandé o temoy ya da a demander à quelqu'un kalıbı düşünün. A demander o temoy de parler. Burada demander à quelqu'un de faire quelque chose kalıbı var dikkat ederseniz. O temoy yani oradaki demander anın kısmı de parler konuşmayı konuşmasını istedi anlamı var. Parvenir à da başarmak demek, bir şeyi yapabilmek, üstesinden gelmek anlamı da var. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour parvenir à ce résultat. Burada ulaşmak anlamı da var. Nous avons fait beaucoup d'efforts çok çaba sarf ettik bu sonuca ulaşmak için. Yani parvenir à quelque chose bir şeye ulaşmak. Burada parvenir à ce résultat bu sonuca ulaşmak anlamı var. Se mettre à belki çok karşınıza çıkmadı ama çıkarsa böylece e, bilmiş olursunuz. Sömet ha bir şeye başlamak. Sömet ha quelque chose ya da sömet a faire quelque chose yani bir şey yapmaya başlamak ya da bir şeye başlamak anlamında. O nedenle burada iki örnek verdim. Julien s'est mis à la gymnastique cette semaine. Julien bu hafta jimnastiğe başladı demek. Sömet ha quelque chose. Il s'est mis à boire tous les soirs. Her akşam içmeye başladı yani her akşam alkol almaya başladı. Il se à boire. Burada da mettre à faire quelque chose kalıbıyla ilgili bir örnek. Penser a bir şey düşünmek, birilerini düşünmek anlamında. Penser à quelque chose ya da penser à quelqu'un şeklinde kullanılıyor. Mathilde pense à sa famille car habite loin d'eux. Yani burada Mathilde ailesini düşünüyor çünkü onlardan uzak oturuyor. Servir a bir şeye yaramak, bir işe yaramak. Cela ne sert à rien de forcer. Yani servir à quelque chose ya da servir à artı à faire quelque chose. Burada cela ne sert à rien de forcer. Zorlamanın anlamı yok, zorlamaya hiç gerek yok anlamı var burada. Il faut laisser les choses au fil de l'eau. Yani bazen bazı şeyleri suyun akışına bırakmak lazım. Laisser les choses au fil de l'eau'nun anlamı suyun akışına bırakmak. Diğer örnek set photocopieuse ne sert rien car elle est très ancienne. Photocopieuse fotokopi makinesi. Set photocopieuse ne sert à rien. Bu fotokopi makinesi hiçbir işe yaramıyor. Ne servir à rien car elle est très ancienne. Çünkü çok eski. Pousser bir şeye itmek, yöneltmek anlamı var. Sök ce qu'il vient de dire yani az önce söylediği az önce söyledikleri peu, peu vous pousser à faire des erreurs yani sizi yanlış şeyler yapmaya itebilir anlamı var burada pousser à faire des erreurs yanlış şeyler yapmaya itmek yöneltmek pousser à faire quelque chose bir şey yapmaya itmek bir şey yapmayı yöneltmek anlamı var ce qu'il vient de dire Dikkat ederseniz, hatırlarsanız, passé récent, yakın geçmiş. Az önce söylediği, sizi yanlış şeyler yapmaya itebilir. Son sayfamız, bu fiillerde önemli. Renoncer à, bir şey yapmaktan vazgeçmek. Renoncer à faire quelque chose, bir şeyi yapmaktan vazgeçmek. Les joueurs ont renoncé à participer au tournoi. Oyuncular tournoya katılmaktan Vazgeçtiler. Katılmaya vazgeçtiler. renonse à participe. Bakın. Katılmaktan vazgeçmek. Vazgeçtiler anlamında. Burada passé composé olarak kullandım bu cümleyi. renoncer à participe à quelque chose. Participe à quelque chose. Bir şeye katılmak anlamı var burada tabi. Participe au tournoi. Turnoya katılmak. Yani oyuncular turnoya katılmaktan vazgeçtiler. Diğer örnek je renonce à lui expliquer ce qu'il s'est passé la dernière fois. Geçen sefer ne olup bittiğini ona açıklamaktan vazgeçtim. Yani ona ona söylemekten, anlatmaktan vazgeçtim. Je renonce à lui expliquer ona açıklamaktan, ona anlatmaktan. Renonce à faire quelque chose yine. Renonce à expliquer à quelqu'un. Renonce à expliquer bir şey açıklamaktan vazgeçmek anlamı var. Reusira başarmak. Reusira zaten biliyorsunuz bu fiili. Başarmak fiili. Reusira faire quelque chose e, demek de e, anlamı da şu. Bir şey yapmaya başarmak. Le mécanicien n'a pas réussi à réparer ma voiture. Burada olumsuz hani negasyon olarak kullandım. Mekanisyen yani motor, araba tamircisi, tamirci, mekanikçi. n'a pas réussi, başaramadı, ne yapmayı? A repare ma Yani benim arabamı tamir etmeyi başaramadı. Bakın burada olumsuz olarak kullandım. Dikkat edin. N'a pas a réussi -re a repare deseydim başardı. N'a pas réussi a repare dediğim için tamir etmeye başaramadı. Neyi? Arabamı ma voiture. Les scientifiques, bilim adamları, on réussi à trouver le vaccin contre le virus. Güncel bir konu. Les scientifiques, ont réussi à trouver le vaccin contre le virus, bilim adamları e, virüs için aşıyı bulmayı başardı. Bakın, on réussi à trouver. Bulmayı başarmak. Son fiile geldik. Persiste à. Bir şey yapmaya ısrar etmek. Persiste à faire quelque chose. Bir şey yapmaya ısrar etmek. À quoi ça sert de persister à maintenir un système inutile? Un système inutile, gereksiz bir sistem maintenir, muhafaza etmek. Persiste dediğim gibi, persiste a maintenir, muhafaza edilmesinde ısrar etmek demek. A quoi veya aqua quoi cela de deniyor bazen. Ne gerek var, ne işe yarar anlamı var. Şimdi cümleyi toparlıyoruz. A quoi de persiste à maintenir un système inutile. Gereksiz bir sistemi, gereksiz bir sistemin muhafaza edilmesinde ısrar etmenin ya da ısrar etmeye ne gerek var, ne işe yarar anlamı çıkıyor bu cümleden. Persiste amentonia yani muhafaza edilmesinde ısrar etmek anlamı gereksiz bir sistemin muhafaza edilmesinde ısrar etmenin ne anlamı var. Dersimi burada noktalıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için sabrettiğiniz için e, faydalı bulduysanız beğen yapmayı unutmayın, abone olmayı Unutmayın, çevrenizde paylaşmayı da unutmayın. E, liste bu kadar değil tabii ki bu fiiller. E, düzenli kitap okumanızı, dizi, film izlemenizi, e, dile maruz kalmanızı e, tavsiye ediyorum. E, gelişiminiz o şekilde hızlı olacaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.